Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası neresi? Burası Çorum'un Kargı ilçesi. Kargı ilçesi. Kebabın başkenti, pirincin başkenti olarak da diyebiliriz. Evet, Serkan'ın yeri yazıyor evet, değil mi? Evet, Serkan'ın yeri. Saat Kulesi'nin hemen yanında. Saat Kulesi meydan, evet. Meydanda. Kaç yıldır buradasınız, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık ben 7 yaşındaydım. Dedemin yanında başladım bu işi yapmaya. Hala da devam ediyoruz. Bir İstanbul sefamız oldu. Oraya gittik geldik. Gerisin geri döndük. Kendimize dükkan açtık. Devam ediyoruz. İstanbul'da mı mısır çevirmeye. Kebap? Evet. İstanbul'da da. Denediniz. Restoranda. Oğlak çevirmeye, kuzu çevirmeye çalıştık. Ustabaşı olarak. Şimdi de geldik, kendi yerimizi açtık. Devam ediyoruz. Usta olduk diyorsunuz. Yani, ustaydık zaten. Ustaydık. Çocukluktan, 7 yaşımdan. Yaşım 39. Hı. Yaklaşık 30-25 senedir bu işin içindeyiz. Nasıl hazırlanıyor peki bu sırık kebabını? Nasıl hazırlanıyor? Biz günlük kesimden hayvanlarımızı takıyoruz. Dinlemiş etten hoş durmuyor. Durmuyor. Günlük kesim takıyoruz. Sadece doğal hali. Evet. Tuz atıyoruz içine. Bir avuç tuz. Gördüğünüz gibi sırıklarımız da zaten doğal. Doğal. Çöplerimiz de doğal. Hı. Kaya tuzu içine. Oğlaklarımız mera hayvanı. Hepsi bu. Hı. Önce harlata işte mi pişiriyorsunuz? Yok. Yavaş mı? Yavaş yavaş başlıyoruz. Zaten bu ustalık kıvamında bir şey. Evet. Yani direkt hızlanıyor değil mi evet. Şey? Ateşi durumuna göre. Önce yavaş yapıyoruz. Terledikten sonra hızlandırıyoruz. Hı. Pişmeye yakın tekrar yavaşlatıyoruz. Yavaşlatıyoruz. Şey, normalde kurbanlarda falan insanlar et yiyorlar ya. Evet. Et kokuyor. Ama bunda o koku olmuyor. Koku yok. Olmuyor. Kesinlikle olmaz. Koku kesinlikle olmuyor. Kesinlikle pişirme olmaz. Tekniğiyle ilgili evet, bir şey aynen. Değil mi bu? Pişirme. Bir de hayvan seçimiyle ilgili. Keçi eti, oğlak eti belli dönemler kullanılmıyor tabii, diyorlar. Sezonunda mesela şu an erkek oğlak kesilmez. Dişi oğlak sezonundayız. Evet. Erkek oğlak kokuyor. Koku yapıyor zaman. Koyun eti bu aylarda kokar. Koça gelme dönemi olduğu için. Şu an zaten kart hayvan kullanmıyoruz. Oğlak, kuzu. O şekilde. O şekilde. Bu sene oğlak sezonu. Ortadan yakmıyoruz değil mi ateşi? Ortada ateş yakmıyoruz. Çünkü belinin en ince olduğu yer. Evet, en ince olduğu yer. Beplik yatağı olduğu için. Hı. Kol ve but bölgesine. Burada başka sucuk mu üretiyorsunuz? Ben girişte sucuk gördüm. Evet. Kasap bölümü de mi var? Evet. Kasap bölümü de var ama panayır olduğu için yoğunluk olarak kebabı verdiğimiz için dolabımızda sadece kebabı gördük. Nazar değmesinde günlük kaç tane takıyorsun? Bugün panayır 60-70 tane civarı günlük. Maşallah İki, maşallah. İki ocağımız var çeviriyoruz. Sadece burası değil başka yerde. Tabii 11 tane daha kebapçı var. Dedim burada. Ya kebabın başkenti Kargı diye. Doğru. Ya Kargı'da ortalama günlük şu an Kargı'da 300-350 adet kebap tüketimi var. Kesiliyor. Normalde? Normalde 30. Normal günlerde de 9-15 arasında değil. Değişiyor. Evet. Panayır'dan memnun musunuz bu sıra satışlarınız? Panayır'dan memnunuz. Memnunuz. Panayır'da olmasını istiyoruz zaten. Yani pandemiden dolayı bir 2-3 sene ara verildi. Ara verildi. Panayır daha doğrusu kebap satmaktan dolayı milletin coşku kebap alması, işte davulcunlarla oynaması bunlardan memnunuz. Yani insanların gelmesi, evet. Sessiz sakin bir ilçe, bir hareketlilik gerekiyor. 5000 nüfusumuz var. 5500 nüfusumuz var ama panayır olduğunu 20.000'i buluyoruz. Evet, 30.000'i buluyoruz. Bu da ister istemez esnafın yüzünü güldürüyor. Biliyorsunuz zor koşullarda. Evet, pandemiden yeni çıkıldı. Pandemiden yeni çıkılmış. İnsanlar hem değişim hem esnafın önündeki kışa kendini hazırlaması gibi bir şey. Peki bu o sırık kebabı şeyi dağlık yerlerde mi oluyor yani ova yerlerde falan pek yaygın değil herhalde. Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bunun patentini biz alamadık. Boyabat aldık. Ama bilindiği üzere ne Osmancık'tır, ne Boyabat'tır, ne bir başka yerdir. Yani bunun başkenti Kargı'dır. Kargı'dır. Şimdi şu an biz Kargı'nın yaylaları. Evet. 149 liraya kebap veriyoruz. Evet. Şehirde 150 liraya satıyoruz. Kebabı da 149 liraya. 1 lira ucuzuna veriyoruz. bu da kebap memleketi olduğu için böyle. Evet. 11 tane kebapçının olduğu için böyle. Yani 2 kişi, 3 kişi oturduğum 1 kilo kebap yiyor. 3 çorba parasına kebap vermiş oluyoruz. Evet. Rekabetten dolayı fiyatlar evet, düştü. Evet, aynen. Vatandaş da memnun, esnaf da memnun. Tabii, herkes memnun. Herkes memnun. Biz az da olsa kazanıyoruz ama suyundan kazanıyoruz. Çok satıyoruz. Teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağ olun.